Vallahi şöyle söyleyelim, hani birçok profesyonel şarkıcıya taş çıkartır. Yönetmenimiz Yaşar bu videoyu attığında dedim ki Mehmet Dinçerler, Ahmet Kaya şarkısı şimdi nasıl söyleyeceğim dedim. Çok güzel söylüyor. Gerçekten birçok insandan çok daha iyi söylüyor. Bir de yorumlara da baktım. Ne kadar çok hayranı var. Bak 4 yıl önce söylemiş ve 4 yıl önce gelen yorumlar, ne kadar yakışıklısın, nasıl güzel bir sesin var, zengin de olsa zevklerimiz ortak. Neler neler yazmışlar. Evet, çok helal olsun. İçten sana söylüyor. Mehmet Dinçerler, kum gibi seviyorum seni. Bak, hayranlara bakar mısın sen? İster misin Sadise ile olan aşkı ve yakında kıyılacak nikahtan sonra o da ara ara böyle YouTube'da single'lar yapsın, şarkılar yapsın. Beraber bir düet olabilir. Hadiseden önce sevecek de ben buradaydım demiş bir izleyici. Yani ben onun hadiseden önce hayranıydım demiş. Tanınıyordu, evet, biliniyordu. Ay bir de şey, sen yani hoş bir sima, sevilir hakikaten. Evet, evet. Görsel olarak da öyle. Sesinin tınısı yumuşak. Evet. Parça aslında biraz böyle sert bir parçadır Ahmet abiden de dinlemiş birisi olarak. Şimdi biraz da galiba artikülasyonunu da benzetmeye çalışıyor. Belki başka bir şey yoksa Ahmet çok daha Kaya tonunda değişik ve hoşunuza gidecek şekilde tınlayabilir. Evet. Biraz Ahmet Kaya modunda söylemeye çalışıyor. Ama yani tebrik ederim. Peki sosyal medya ve bizler Mehmet Dinçerler'den beğenirken tam bir hafta önce Tuğba Özay ve Deniz Tekin'in Kum Gibi şarkısını eleştirdik. Bakın onlar profesyonel. Mehmet Dinçerler amatör. Aradaki farka bakın, neye bağlarsınız bu farkı? İzleyelim. Ne diyorsun? Bir bayanın şarkı okumasındaki naiflikle bir de tok bir bayanın söylediği gürlük arasındaki fark gibi olmuş bu biraz. Tabii erkek parçası ya tarzı olarak. Şimdi tabii hani sizin söylediğiniz yorumlara katılmamak mümkün değil. Ben hemen topu size atıyorum. Biz baştan topu attık. Yani topu attınız, evet. Gibi olalım, böyle eziyet görmemiştir diyeceğiz. Ama şöyle uçtu, söyleyelim, kalktı, gitti. Hakkını yemeyelim. Orada Deniz belli ki yorulmuş herhalde ya da otururken şarkı söylemek zor. Tuğba kurtarıyor. Evet, Tuğba da o nakaratta falan yüç attı. Nakarat yükselmek istiyor. Belki o an enstantane acaba öyle bir parça mı? Şimdi ikisini bir arada görünce hadi söyleyelim mi? Bir de hazırlık da yok tabii. Ses belki olmayabilir. Yok. Tonu da belki ya bilinen bir tondan değil. Olmasa da yani, Deniz Seki profesyonel. Deniz orada şu hareketi vermiş, yapıyor. 25-30 sen yüksel demek herhalde, yüksel bu demek, değil mi? Evet, sen evet, yüksel. Tuğba yükseliyor zaten. Evet. Güzel. Tuğba yükselmiş ama. Bravo Tuğba. Ama aklımın ucundan ya da aklımızın ucundan geçmezdi. Kum gibi, Deniz Seki, ama Mehmet Dinçerler daha iyi söyleyecek. Dinçerler aklına gelmez kimseye, değil mi? Kimin nereden ne yapacağı hiç belli olmuyor. Evet, geçen hafta konuştuğumuz bir haber vardı. Bundan ilginç bir detay geldi sevgili izleyiciler. Cüneyt Arkın son kitabında 1980'de başrolü Emel Sayın'la oynadığı Rüzgar filmindeki bir dayak sahnesinden sonra Emel Sayın'ın sinemadan soğuduğunu, vazgeçtiğini yazmış kitabında ve Emel Sayın o filmden sonra bir daha film çekmemeye yemin etti. Galiba beni hiç sevmedi satırlarına yer vermişti. Emel Sayın'dan Cüneyt Arkın'ın bu iddiasına bir açıklama geldi. Posta Gazetesi'nden Alev Gürsoy Cimine konuştu Emel Sayın ve neler söyledi. Evet, dayak sahnesi vardı ama orada benim suçum yoktu. Kendisi ısrar etti bana vur diye, vurdum. Cüneyt'i çok seviyorum. Söylediği gibi sevmemem söz konusu değil. Filmin ayrıca yönetmeniydi. O ne derse yaptım. Sinemayı bırakmamın o dayak sahnesiyle ilgisi yok ama aynı filmdeki başka bir sahneyle ilgisi var diyor Emel Sayın. Cüneyt bana dedi ki, bir yatak sahnemiz vardı. Cüneyt bana dedi ki içinde geceliğin olsun ama çarşafla örtelim. Omuzların görünsün
sanki çıplakmış duygusunu versin. Benim böyle sahnelerde çok hassas olduğumu herkes bilir. Ama öyle bir tatlı rica etti ki kıramadım. O sahneler servis edilmesin diye de özellikle ricada bulundum. Bir hafta sonra bir baktım, Emel Sayın çıplak, Cüneyt Arkın ile aynı yatakta diye haberler çıktı. O kadar üzüldüm ki yıl 1980 ve bana türlü türlü mektuplar gelmeye başladı. Bu mektuplarda senden hiç beklemezdik tarzındaydı. Kimseye de derdimi anlatamadım ve o gün sinemaya küstüm. Bir daha film yapmıyorum dedim. Bu fotoğraf kimlerden çıktı hala da bilmiyorum ve ondan sonra da sinemaya veda ettim diyor Emel Sayın. İlginç. Bu özellik 1980'lere özgü değil, hala bazı film yapımcıları filmleri izlensin diye, gişede iş yapsın diye. Evet, önceden. Öyle sahneler varsa onları böyle el altından servis ediyorlar. Başrol oyuncuları yatağa girdi. Başrol oyuncuları işte böyle yani şey yaptı. Hayatını, ne bileyim, anladın mı? Hayatını yani sanatçılığı sırf, üzerine kurmuş tabii, birisine yapılacak en büyük darbe gibi bir şey. Ya öpüşme yani sahnesini atıyor mesela, anladın mı? Oyuncu deliriyor. Halbuki o yapımcıdan geliyor bizlere. Eskiden 1980'lerde ve 70'lerdeki filmlerde yapımcılar arada işte makasla kesip o dönemin hafta sonu gazetesi vardı. Evet. Tabii kapak olsun diye. Evet. Evet. Şimdi de dediğin gibi öyle sahneler servis ediliyor. Sonra başrol oyuncuları bizlere şöyle sistem ediyor. Halbuki patronlardan gelmiş. Orada bir sanat söz konusu. Siz gittiniz o sahneleri özellikle buldunuz. Anlamı kalmıyor kesip biçince diyor. Kesip biçen yapımcı. Oradan geliyor bize de. Evet. Yani enteresan tabii, çok örnek var. Hani geçenlerde ödül almış, ben haberi seyrettim mesela. İki tane erkek kendileri çekmiş, yönetmişler. Ödül almasanız bile çabanıza şapka çıkartıyoruz. Yani liyakat almaya değer bir çalışma demişler. İki kişi çalışmışlar. Evet. Bayağı uzun bir sürede iki kişi çekmiş filmi. Çok düşük bir bütçeyle kadro mesela. Evet, şimdi sanat kişi deyince bir sürü yerden bakmak gerekiyor. Tabii. Yani bu hakikaten enteresan bir durum. 1980'ler insanların daha naif, daha kırılgan olduğu yıllardı. Özellikle de söz konusu Emel Sayın olunca tabii. Tabii ki. Bir de çok popülerler. Şimdi kimin zamanın umurunda? Evet, duyduğumuzda efendim bizi hiç şaşırtmayan bir boşanma haberi.